İmralı Edirne tartışması var biliyorsunuz. Hiç böyle olacağı tahmin edilmedi tabii. Çünkü ne söylediklerini kulakları duyuyor mu duymuyor mu emin değilim. Bugün muhalefetten de Meral Akşener'den de cevap geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fezleke resti. Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu Sayın Erdoğan, mektup arkadaşı Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır, ayıp. Bu da bir fezleke konusudur. Erdoğan'ın Edirne'dekiyle İmralı'daki hesaplaşacak sözlerini Akşener fezlekelik dedi. Bu sözler düellonun daha da sertleşeceğinin işareti gibiydi. Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Türkiye bir hukuk devleti ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hukuki olarak ne olup ne bittiğini anlatmakla, takip etmekle görevli. Bu da bir fezleke konusudur. Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu hatırlatan Akşener, Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olduğunun altını çizdi. Sözleri fezleke konusu diyerek tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Polemiğin ilk çıkış noktası ise bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekildi. Cumhur'la Millet İttifakı fezleke üzerinden resleşti. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. İp sen niye susuyorsun? Bu fezlekeye evet oy verecek arkadaşlarımız. Burada sorunumuz yok. Umarım rahatlamışlardır. Bunların İmralı'ya masa attıkları dönemde, açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu resmin ne zaman çekildiğinin hiçbir önemi yoktur. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ya da bir başka birisi sakın ha bir şekilde bunu üstünü örtmeye kalkmasın. Terörist, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgisidir. Fezleke meclise geldiğinde gereğini yaparız. Fethullah Gülen'le kucak kucağa, diz dize fotoğraf çektirenlerin fezlekeleri ne zaman meclise gelecektir? CHP ise FETÖ üzerinden AK Parti'ye fezleke hatırlatması yaptı. İYİ Parti lideri açılım süreci arşivlerini açtı. Fezleke restleri peş peşe geldi. Elinde silahı olan teröriste ipini kaptıran siyasetçi Bay Kemal gibi. Diğerleri tercihini kandan ve zulümden yana kullanmış demektir. Türk bayrağını ve Atatürk resmini çıkarma talimatını veren siyasetçiler. Oslo'da PKK'ya yalvar yakar bürokratlarımızı gönderen Erdoğan ben verdim talimatı demişti. Dün olumlu görülen bütün işler bugün olumsuz ise bu talimatları verenlerin de her birinin bir fezlekesi olması gerekiyor. Açılım süreci fezlekeleri bugün değilse bile yarın gelecek diyen Akşener'e iktidarın vereceği cevapta gözler. Çadır mahkemeleri, megri megri şarkılar, kafalardaki temizlenen konfetiler, tam 29 Ekim'de geçen peşmergeler, o fezlekelere biz evet oyu vereceğiz. Ha onlar bu fezlekeleri getirmezlerse biz iktidar olacağız ve bu fezlekeleri biz getireceğiz.